Evet arkadaşlar merhaba. Yine Sarsılmaz Sardokul marka tabancamız. Daha önce ben bununla ilgili bir tane video yayınlamıştık. Arızasından probleminden ötürü. Şimdi ikinci bir sorunu vardı bunun. Şu üst tarafta gözüküyor. Yani sürgü namlunun üst tarafını yarısını sürterek aşındırıyor. Yarısına hiç müdahale olmuyor. Bunun neden kaynaklanmış olabileceğiyle ilgili de yine biraz kafa yorduk. Elimizdeki silahları da inceledik. Zaten bunların kilit sistemi Browning'de aynı olduğu için elimizde bulunan bir Browning tabancanın kilit sistemiyle bunun kilit sistemi arasındaki farklara baktık. Önemli olan bu silah en azından. Diğer hepsinde var mıdır yok mudur bilemiyorum. Çünkü benim silahımda bari bir şekilde hatalı bir aşındırma söz konusu. Şimdi önce silahımız boş. Silahımı çekip göstereyim. Şimdi bizim şurada aynı şekilde namluyla silahın her atışında kilitlenmesini sağlayan bir aparatı var. Bu aparat ilk aldığımda yine aynı şekilde üst tarafı gibi bir kısmı beyazlamış, bir kısmındaki menemiş hali hazırda duruyor vaziyetteydi. Yani hafif bir yükseklik vardı. Öncelikle o yüksekliği zımpara marifetiyle düzelttim elimden geldiğince. Daha sonra şurada bu kilit sisteminden kurtulduktan sonra namlunun aşağıya düştüğü bir rampa var. Bu rampa bu silahta ben müdahale etmeden önce şu şekildeydi. Yine onu eğleyerek şu şekilde biraz daha dik açıya getirdim. Şu üst kısım keskin bir vaziyetteydi. Onu oval bir şekilde getirdim. Her çektiğimde namlunun daha rahat aşağıya düşmesini, kilitten kurtulduktan sürgü geriye gidip vazifesini tamamladıktan tekrar kilide kilitlenme esnasına kadar olan kısımda sürgüye değmemesini bu şekilde sağladım. Şimdi size şöyle şu kısmı göstersek görüyorsunuz artık değmeden silahımız daha önceden her sürgü geriye gittiğinde gelirken şu kısımda sürtme yapmaya başlıyordu. Aynı şekilde buradan beyazlatarak gidiyor. Şimdi bakın hiç o kısma temas etmeden olması gerektiği gibi namluyu terk ettikten sonra çekirdek kilitten kurtulur ve sürgü geri manevrasını tamamlar oldu. Şimdi bunun daha herhangi bir şey de olmadı. İleride şöyle küçük bir hedefimiz de var. Buraya da en azından 3-5 tane mermi var. Onunla ilgili de bir deneme yapalım. Silahımızdaki aşındırma problemi tamamen kilit mekanizmasındaki rampadan ve o keskinlikten kaynaklanıyor arkadaşlar. Benim şahsi kanaatim, benim silahımda başıma gelen bu. Her silahta böyledir demiyorum. Ama benim silahımda bu vardı. Müdahale ettim, düzelttiğimi düşünüyorum. Şimdi hali hazırda hiçbir şekilde namlu üst sürgüye temas etmeden yerinden çıkıp yerine oturabiliyor. Aynı zamanda şöyle de bir gösterelim. Çalışmasında da herhangi bir sorun zaten silahımız yok. Çok severek taşıdığımız bir silah. Yerli mallarını kötülemeyin diye yorumlar da yapılıyor videoların altında. Aksine iki tane ithal silahım var. İçlerinde taşımayı, bulundurmayı en sevdiğim silahım Sarsılmaz Sardokul arkadaşlar. Onu bir defa özellikle belirteyim. Ergonomisi, sürgüdeki tutuş, nişangah hepsi 10 numara 5 yıldır. Fakat ufak tefek hataları mevcut. Şurada bir şey daha göstereyim size. Şimdi siyasi tezgahındaki şu hatalara, yani şu izlerin burada olmaması lazım. Yani yeterince önem gösterilmemiş. Alelade yapılmış gibi bir his var. Bir hava esmiş yani burada. En azından benim düşüncem artık biliyorum da bu silahla ilgili. Belki ilk hani, yapılan seridir. Daha sonra bu hatayı düzeltmişler. Onu bir şey diyemeyeceğim. Tavsiye eder misiniz? Ederim. Ama problem sizi denk gelirse 10 numara 5 yıldır bir silah. İzlediğiniz için teşekkürler.